yabancı bir hissiyat ATV sürmek. Az önce lagünde yüzdük. Ama şu an Milky Chance'in solistine benziyorum. Günaydın, saat 7.30 falan. Ya kalmışım yaklaşık bir saat. Günaydın, bugün KRD oluşumun birinci haftası ya da altıncı günü bilmiyorum. Cuma gününe denk geldim. İyice Mısırlı alışkanlıklarını edindiğim için de geç kalkıyorum artık. Öğlene doğru kalktım. Onun dışında yolu şaşırdım bu arada. Öğlene doğru kalkıyor burada Mısırlılar ve bazı memurlar, çünkü memurlar 8-4 veya 9-5 şeklinde çalışıyorlar. Esnaflar dükkanlarını 1 gibi falan açıyor. Ben de bir geç uyandım, duşa girdim, bir baktım aşağıda da cuma namazı var. İnanılmaz kalabalık bir cemaatle cuma namazı kılıyorlar. Sokaklara taşmışlar. Gerçi burada cami pek yok ama yani kaldığım downtown tarafında müsait bir cami yokmuş. Cemaat geçecek şimdi yanımdan. Onun dışında bugün Dahab'a gideceğim. Dahab güzel bir yer olduğunu söylediler. Mısırlılar çok övdü. Hatta bazı Mısırlılar da çok üzgünmüş yani. Mısır'da doğmuş olmalarına rağmen Dahab'a hiç gitmedikleri için falan filan. Bu arada olduğum projeden dolayı gün içerisinde, hafta içerisinde 1-2 gün boşluğum oluyor. Yani hafta sonları bir gezi oluyor, 2-3-4 gün süren. Ondan sonra bir dinlenme arası, işte işe gidenler işe gidiyor falan filan. Sonra tekrar hafta sonu bir gezi oluyor. Bu şekilde 6 hafta burada duracağım. Gerçi bir haftası geçti ama neyse. Dahab dediğimiz yer böyle bir tatil beldesiymiş. Dahab aynı zamanda altın anlamına geliyormuş. Öyle söylediler bana Araplar. Yani Mısırlılar pardon. Arap denmesi pek sevmiyorlar kendilerine. Onun dışında güzel bir yer olduğunu söylemişimdir. Güzel bir lagünü var. Güzel bir Blue Hole isminde tehlikeli ve dikkatli olması gereken bir yer var. Onun dışında sakin kafa dinleyebileceğimiz bir yer olduğunu söylediler. Çünkü Kahire öyle bir yer değil. Kahire'de her şey çok gürültülü. Özellikle downtown bölgesinden her şey çok kalabalık. Korna sürekli bağırıyor. Belki videolarda siz de duyabilirsiniz. Çok kaotik bir ortam var. Tavsiye edilebilecek bir dinlenme alanı değil Kahire. Onun dışında gideceğimiz program da güzel bir program. İşte bir iki gün denizde kalacağız. Ondan sonraki günlerde de St. Catherine dağlarına gideceğiz. Orada yürüyecekmişiz. Bir de St. Catherine manastırına gideceğiz. Bu arada bir de tavsiye vereyim kendimce. Eğer siz de bir Kahire'de hostelde kalacaksınız, downtown bölgesi en azından güzel, çevresinde bir sürü kuruluş var, oluşum var en azından yani. Yemek yiyebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Tabii ki çok kalabalık, birazcık fakir, birazcık pis ama aynı zamanda da ucuz ve bir sürü yere de yakın bir yer downtown bölgesi, özellikle turistik bölgelere. Yani atıyorum piramit 40 dakika buradan arabayla. Neyse saçımı çekeyim. Şu an gece oldu. Yaklaşık 1'de bir otobüsümüz kalkacak. Dahab'a gideceğiz. Sina Çölü'nün ilerisinde kalıyor. Kızıldeniz'e kıyısı var. Yaklaşık bir 6-7 saatlik bir yol sürdüğünü söylediler ama gece olmasına rağmen sürekli bir polis durdurması, polis çevirmesi, kimlik kontrolü, bagaj kontrolü falan oluyormuş. Bilmiyorum ne kadar zamanda geleceğim. Şimdi birazdan otobüse binerim herhalde. Otobüs yolculuğu yaklaşık 10,5 saat sürdü ve ufacık bir otobüstü. Ben de koltuğa sığamadım. Uyumaya çalıştığım sırada ise çok fazla sayıda Tunuslunun bağırarak Arapça konuşması ve gecenin 4'üne falan şarkı söylemeleri mani oldu. Yol anca bitti ve deniz yakınında yemek yemek için bir restoranda durduk. Bu görüntüler de bu restoranttan. Şimdi az önce bir yemek yedik. Güzel bir deniz olduğunu söylediler. Orayı da böyle quad bir bike'la gidecekmiş. Ya dört tekerlekli bisiklet ya da ATV tarzı bir şey, bilmiyorum. Neyse artık. Ya bu arada burada çok tarihi bir yer yok yani. Burası bir tatil beldesi gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir yer çünkü. Şarm el Şeyh'in yanında ucuz bir alternatif olarak kullanılıyormuş. Pek ucuz mu bilmiyorum ama Şarm el Şeyh'e göre daha ucuzmuş tabi. Bu ATV'leri kullanarak oraya gideceğiz. Daha önce hiç sürmedim ama kendime güvenmem için bir sebep de yok. Yani bisiklete binmeyi de 18 yaşında sevdiğim bir arkadaşım sayesinde öğrenebildim anca. Umarım bir sıkıntı çıkmayacak. Quad bike sürerek geldik. Yolda ben sürdüm, dönüşte Theodora sürme sözü verdi. Güzel manzaralar vardı, çekemedim ama dönüşte muhtemelen çekerim. Theodora kullanabilirse tabii. Biraz yabancı bir hissiyat ATV sürmek.
Bir iki bocalıyorsun ama öğreniyormuşsun en nihayetinde. Şimdi burası güzel bir deniz ama muhtemelen günübirlikçilerle dolu bir yer. Öyle, bakalım. Az önce Lagoon'da yüzdük. Şimdi geri döneceğiz ATV ile. Dora sürecek bu sefer. Size karşıki dağları göstereceğim. Bakın, mesaj geldi ama bende çok güzel bir manzarası var. Burada insanlar denize giriyor. Ben de az önce buradaydım ve çok derin bir deniz. Aynı zamanda çok tuzlu ve çok sıcak. Adı üstünden Kızıldeniz burası. Dünyanın tuzlu denizlerinden birisi zaten. Şimdi otele döndüm. Yolda geri dönerken ATV'ye sıkı tutunmam gerekiyormuş. Dolayısıyla tabii video çekemedim yani, zaten birazcık ürktüm. Çünkü çok sallanan bir şeydi falan filan. Onun dışında şimdi hostele şimdi geldim. Biraz yatacağım. Sonra yine dışarı çıkarım. Yarın da yine deniz tarzı bir programımız olacakmış. Üçüncü gün olan programı bayağı bekliyorum. Onun dışında manzara böyle çekemedim ama size göstereyim. Sanki böyle Fallout New Vegas oynuyormuşsunuz gibi oluyor. Yani tek işte Pip-Boy'unuz yok, Mojave Music Radio'su falan yok. Ama onun dışında gerçekten Fallout gibi. Yani her an bir yerden NCR Ranger'ı çıkabilecek gibi. Akşam da Ali, Mario ve Sera'yla dışarıya hediyelik eşya bakmaya çıktık. Tatil beldelerini bilirsiniz. Akşamları dışarıya çıkmak genelde hani keyiflidir. Mısır özelinde bir şey var. Burada her şey pazarlıkla halloluyor. Abartmıyorum yani, her şey. Sürekli bir pazarlık halindesiniz ve bir şey almayacak olsanız bile pazarlık yapabiliyorsunuz. Pazarlık çok normal bir şey burada. Yapmıyorsanız eğer ciddi anlamda birileri sizi kazıklıyor demek. Bu videoda da kavanozdaki kum sanatından yapıyorlar ama uzun süre bekleyemedim ben. Sabırlı birisi değilim. Ama sonucu kesin güzel bir şey olmuştur yani, ona eminim. Günaydın. Saat 7.30 falan. Dün 12 saatlik otobüs yolculuğunda beraber geldik buraya da, ama o yolculukta pek uyuyamadım zaten. Onun dışında şimdi de pek uyuyamamış oldum. Ve bugün yoğun bir gün olacağını söylediler. Blue Hole'a, Abu Galum'a ve Blue Lagoon'a gidecekmişiz. Şimdi Mısırlıları bekliyoruz. Gerçi 7.30'da dediler ama Mısırlı zamanlı olarak değil, gerçek 7.30 olarak dediler. Çünkü Mısırlılar her yerde geç kaldıkları için böyle bir deyim çıkartmışlar. Bu arada o yolda o kadar uzun sürmemesi gereken bir yol. Sadece polis prosedürleri tarafından falan öyle oldu. Bir yerde beklemek zorunda kaldık. Burada böyle Sina'da tam kontrolü alınamamış bazı yerler var. Terör saldırıları olabiliyor. Sadece bazı saatlerde turistlerin geçmesine izin verirler ki güvenlik için falan filan. Dolayısıyla bu yüzden biraz uzun sürdü. Normalde mesela 6-7 saatlik veya belki 8. Ama ben 11-12 saatte geldim. İşte söylediğim gibi bu prosedürlerden dolayı. Burası Blue Wall. Dikkat ederseniz koyu renkte bir daire görüyorsunuz. Orası tam olarak boşluk kısmı. Yani bir meteor çarpması sonucu oluşmuş bir yer ve derinliği 100 metreye kadar çıkıyor. Yanları ise mercan resifleriyle kaplı ve biz de bir şnorkel kiraladık denizin altına bakabilmek için. Mario'da da bir sualtı kamerası vardı. Onları bana atabilirse videoya koymaya çalışırım. Burası ise bir anıt. O derin boşlukta boğulmuş olanlara adanmış. Anıtın ilerisinde hemen bir bota zıpladık. İsmi Abu Galum olan yerden Blue Lagoon'a gidiyoruz. Orasının bir cennet olduğunu söylediler. Yani heyecanlıydım da açıkçası. Ve gerçekten nefes bile alamadan geldim yola. Neyse, saçlarım toplu, üzerimde tuz var. Duş almaları gibi çalışacağım. Buraya gidiyorum. Böyle bakar mısınız? Yani buranın ben Mısır'da olduğuna inanmak istemiyorum. Burada insanlar rüzgar sörfü tarzı bir şeyler yapıyor. Su inanılmaz temiz zaten. Şaşırtıcı yani buranın Mısır'da olduğuna inanmak güç. Neyse, burada bir 2-2,5 saat kadar falan yüzeceğiz. Biraz vakit geçireceğim. Ondan sonra yine geri Doğu'la döneceğim. Gittiğimiz kafemsi gibi bir yerde ud gördüm. Gitarda çaldığım için bir şeyler denemek istedim. Bu görüntüler ben pentatonik scale'i ararken. Ve pena yerine de farklı siyah bir şeyle çalınıyor bu arada bu alet. O
otele döndüm. Bayağı iyi bir gündü bu arada. Şimdi ah ne kadar kötü bir ışık var. Neyse akşam yemeğini bekliyoruz şimdi genel olarak. Bakalım ne olacak yani. Yemekte ne var ne verecekler. Onun dışında tekrar söylemek istiyorum. Güzel bir gündü. Yarın için daha heyecanlıyım ama yarın önce scuba diving'e gideceğiz. Ondan sonra da dağlarda yürüyüş yapacağız. Gün doğumunu falan izleyecekmişiz. Yani gece yürüyüş yapacağım. Güzel bir hissiyat olmalı. Onun dışında o dağlar da güzel. Neyse ondan sonraki partlarda anlatırım. Hediyelik eşya dükkanları arasında çok dikkat çekici bir dükkana rastladım. İçini çekmeye karar verdim. Bence çok hoş. Saat 8-8.30 arası. Şimdi bugün bir Tripod isminde bir National Park'a gideceğim. Ondan sonra da Sina Dağı'nda bir yürüyüşe çıkacağız. İyi uyumam gerekiyordu. Peki iyi uyumadım ama olsun, idare ettirmem lazım. Gece uyuyamayacağım çünkü sürekli yürüyeceğim. Bu Mountain Sina Dağı'na çıkmamızın sebebi de işte bir günün gününde doğumunu izleyeceğiz. Sabahları da kafam basmıyor ve konuşamıyorum. Merhaba, Tripod'a geldik. Burası bir denizmiş. Bir National Park olarak geçiyor. Burada bir scuba diving yapacağız birazdan. Bekliyorum bakalım, şimdi organizasyon işini halletmeye çalışıyorlar. Pazarlıklar falan yapıldı. Onu bekliyorum. Okay, the way to breathe from this part, you have to breathe deeply and slowly. It means you have to take your time during the breathing. Merhaba. Şimdi az önce instructor bize bir şeyler anlattı. O birazcık da gerdi beni yani. Çok farklı tehlikelerle karşı ne yapacağımızdan falan bahsediyordu. Onun dışında şimdi sıramı bekliyorum. Ben ikinci gruptayım. 45 dakika falan bekledikten sonra tekrar gireceğim. Yol bitti burada. Yürüyemiyorum daha fazla. Bakalım ne olacak. Merak ediyorum ama aynı zamanda korkutuyorum. Instructor cidden beni korkuttu. Merhaba. Az önce çıktım diving'den, dalış yaptım yani. Şimdi bir yere bir kruvasan almaya gideceğim. Yollandım yani, ben çıktım. Onun dışında çok güzel bir şeydi. Bir mercan resifinin etrafında dolaşıyorduk. Çeşitli balıklar gördüm. Hatta bir tane küçük ahtapotçuk da varmış. Ama onu ben göremedim maalesef. Onun dışında bayağı ilginç bir şeydi o basıncı ayarlamak falan. Beni ara ara yorsa da en nihayetinde hallettim. Şimdi free time, boş bir zamanımız var. Ben de orada dinleneceğim, yemek falan yiyeceğim. Akşamki yürüyüşe hazırlanmamız gerekiyor. Bu arada size arkayı göstereyim. Şuraya kamerada güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama gerçek hayatta çok güzel gözüktüğünü söylemem gerekiyor. Aa, şu an Milky Chance'in solistine benziyorum. Onun dışında dalış yaptığınız sıra balıklar sizi daha büyük bir balık olarak zannediyor muhtemelen ve bu benim çok hoşuma giden bir davranış oldu. Sürekli balıklar benden kaçıyordu. İnsanı güzel hissettiriyor. Şimdi gece oldu. Otobüsü bekliyorum. Otobüsle beraber de kafile olarak St. Catherine Dağları'na gideceğiz. Orada da bir yürüyüş yapacağız. 4-5 saat süreceğini söylediler. Tabii grubun kalabalık olmasına falan da bağlı. Neyse, o dağları merak ediyordum. Bu yürüyüş için heyecanlıyım gerçekten. Bu benim heyecanlı yüzüm. Şimdi St. Catherine Dağları'na geldik. Yürüyüşe başlayacağız. Saat 10.30 veya 11 arası bir şey. Öyle bekliyorum bakalım ne olacak. Bu dağlar ciddi anlamda çok görkemli ve bence yolunuz Mısır'a düşerse siz de gidin, bunları çok büyüleyici yani, kameralar bunu gösteremiyor. Yani yok, göstermiyor. Size bir iki fotoğraf göstermek istiyorum. Bu fotoğrafları Ali, Mario veya ben çekti. Hangisi hangisi bilmiyorum ama o gece o dağda olmak büyüleyici bir his, anlamanıza katkısı olursa çok hoş. Saat 3.11, ışık kaynağı çok az. Onun dışında çok uzun zamandır yürüyoruz ve burada arazi ciddi anlamda zor, sürekli yukarı çıktık. Tepeden önceki son bedevi durağındayım. Burada böyle bedevi durakları var. Burada sadece bedeviler yaşayabilir. Gerçekten inanılmaz zor şartlar var. Tepeden önceki son durak olduğunu söylediler. Birazdan da tepeye çıkacağız. Onun dışında gözükmüyorum zaten, ışık da çok az. Tepede görüşmek üzere, ne diyeyim yani. Su falan da bitti bu arada, yemek de bitti. O anlamda da iyi değilim. Neyse. Saat 04.50. Az önceki son bedevi durağında uyuyakalmışım yaklaşık bir saat. Sonra yukarıya çıktım. Şu anda tepedeyim. Güneşin doğmasını bekliyorum.
Onun dışında çok yorgun hissediyorum kendimi. Aranmak isterdim. Şu an inanılmaz yorgun hissediyorum. Yani pek fazla ışık yok. Ayrıca kalmak bir sonrası yapacağım. Ben çalışıyorum. Bu güneşin doğduğu video yaklaşık 3 dakika. Bu sürede konuşmak istiyorum çünkü bazı şeylerden yeterince bahsedemedim. Şimdi bahsedeyim bu dağların neden çok önemli ve yapılan yürüyüşünde neden büyüleyici olduğundan. Bu dağlarda Hazreti Musa'nın yüzyıllar önce Tanrı ile konuştuğu rivayet ediliyor. 10 emir de iki taş tablet halinde yine burada verilmiş. St. Catherine dağlarına bu sebeple Musa dağları da deniyor. Ama aynı zamanda Türkiye'nin güneyinde yani Hatay'da muhtemelen tam hatırlayamadım ama ve Ürdün'de de Musa Dağları var. Ben Sina çölünün oradakini kastediyorum. Musa Dağları çölün ortasında ve gündüzleri çok sıcak olduğu için yürüyüşe başlamak genelde gece tercih ediliyor. Eteklerinde ise St. Catherine Manastırı var ve yürüyüş de zaten burada başlıyor. İskenderiye ile Azize Katerina Roma İmparatoru Maxentius tarafından şehit edilen birisi. 18 yaşındayken şehit unvanını almış ve ölümünden yaklaşık 3 yıl sonra ise melekler tarafından vücudu İskenderiye'den bu dağlara doğru taşınmış. Bu sebeple bu dağlara St. Catherine Dağları da deniyor. Lokal rehberimiz Mustafa'nın anlattığı bu hikaye en azından bence çok hoş. Onun dışında bu yollarda bir bedevi rehberle yürümeniz tavsiye ediliyor. Bedeviler bu yolu ezbere gidebiliyor ve gece gittiğiniz bu yolda ay ışığı yetersiz. Flash lambası yanınıza taşımanız çok yardım olabilir size bunun. Yola başladığımız manastır dahi 1570 metre irtifada ve ulaşacağınız tepe ise 2285 metreye kadar çıkıyor. Yani biraz soğuk olabiliyor. Kalın giysi almadıysanız bir bedevi battaniyesi alabilirsiniz. Bir de Lorraine'in kahramanı Jeanne d'Arc yüzyıllar sonra rüyasında Azize Katerina'nın bir vizyonunu görmüş olduğu da anlatılıyor. Hem bir Azize için hem de bir peygamber için bu önemli dağda siz de belki ilham bulabilirsiniz en azından. Ben maalesef bulamadım tabii.